NTV Spor. Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararlarına sert tepki gösterdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, PFDK'nin Süper Lig'de Atakaş Hatay Spor ile oynadıkları maçtan sonra aleyhlerine verdiği kararların hakkaniyetten uzak olduğunu savunarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sezon başından beri saçma sapan, adaletsiz, orantısız kararlar veriyor. Bu son karar ne kadar art niyetli olduklarını net bir şekilde gösterdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor, diye konuştu. Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları derbiden sonra verilen cezalara değinen Özbek, Fenerbahçe maçında tüm stat koru halinde bize sinkaflı tezahürat yaptı. Orada çıkan cezaya bakın. Hatay spor maçından sonra bize verilen cezaya bakın. Oradaki gözlemci kafasını başka yere çevirip kulaklarını da tıkadı demek ki, ayıptır, ayıp. 40 bloğa yasak demek, yaklaşık 25 bin Galatasaray taraftarı demek. Gelsinler bize Hatay spor maçında 25 bin kişinin küfür ettiğini göstersinler. Olacak iş midir bu? Ne hukuk var, ne adalet var, ne göz var, ne izan var, dedi. Galatasaray'a verilen cezalarda sezon başından beri bu kadar cömert davranmalarını anlıyorum. Galatasaray'dan onun büyük taraftarının gücünden çekiniyor, korkuyorlar diyen Özbek şunu kimse unutmasın. Bugüne kadar Galatasaray taraftarının sesini kesecek herhangi bir güç olmadı. Bundan sonra da olamaz. Biz yarın tüm taraftarlarımızla kenetlenmiş bir şekilde Ali Sami Yen'de olacağız ve daha gür bir sesle takımımız için bağıracağız. Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı da yıkacağız. Sonunda iyi olanlar kazanacak biz, Türk futboluna herkes için adaleti, bunlara rağmen getireceğiz, şeklinde konuştu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atakaş Hatay Spor maçında çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesi gerekçesiyle Galatasaray'ın 100 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Ayrıca 40 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki maç için bloke edilmesine kararlaştırmıştı. NTV Spor. Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'a red. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, kulüp lisans kurulunun 3'er puan silme cezası verdiği 8 kulübün itirazlarını reddetti. Yapılan açıklamaya göre, kulüp lisans kurulunun verilen süreler içerisinde eksiklerini tamamlayamadığı için üçer puan silme cezası verdiği ekiplerden Süper Lig'den Kayseri Spor, 1. Lig'den Denizli Spor, Altay, Erzurum Spor ve Yeni Malatya Spor, 2. Lig'den Bayburt Özel İdare, Balıkesir Spor, Menemen FK ve Soma Spor'un itirazları değerlendirildi. Yukarı yönlü eğilim Spor Toto Süper Lig puan durumu yukarı yönlü eğilim. Bu ekiplerden Kayseri Spor'un itirazının incelemeye alınması kararlaştırılırken, diğer 8 kulübün cezaları onandı. Bu 8 ekibin yanı sıra, karara itiraz etmeyen 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'un puan cetvelinde 3'er puanları silindi. Süper Lig'deki tüm kulüplerin yanı sıra birincilik lig temsilcileri Samsun Spor ve Erzurumspor Spor Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 8 Aralık 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nda yaptığı değişikliğe itirazları reddedildi. Spor Toto Süper Lig Haberleri Öte yandan kurul, Fenerbahçe, Galatasaray ve Fraport Tavantalya Spor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarına itirazlarını kabul etmedi. Hürriyet. Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'e yanıt. Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'e resmi internet sitesinden yanıt verdi. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması. Bugün, Anadolu Ajansı kaynaklı olarak gündeme yansıyan açıklamaya yanıtımızdır. Türk futboluna, offsaytımsı, derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan bir tanımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip ettik. Hatay Spor ile oynadıkları maçta ceza alan tribün blokları için kulübümüzü hadsizce hedef alan bu açıklamanın ve zaman zaman kulüplerinin önüne geçen sportif AŞ. Başkan vekili olan şahsın, sezon başından itibaren yaptığı açıklamaların ana odağı, Fenerbahçe, ana hedefi ise Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündem ile gerek Türkiye Futbol Federasyonu, gerek hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir. Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı programlı şekilde kulübümüzü hedef alan ve bu hedef doğrultusunda bu ligi bitirtmeyiz tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor. Yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü. Gözden kaçmasın. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Mihael Fıraay, Şalke 04'e transfer oldu haberi görüntüle. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.